bizim 9x90'da oynadığımızı adamlar seyir olarak, seyir zevki olarak 15 dakikada oynuyorlar. Sonra harikalık oluyormuş. Diyor Şansal Büyükağ kardeşim üstelik. Türkiye'nin en deneyimli spor yazarlarından biri, yıllarca da şeyi yöneten baş danışman Lig TV'nin. İnanamadım gözlerime ya. Hayatımızda görmediğimiz bir lig yaşıyormuşuz. Tam sayfa Milliyet'te. Hocam, Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Sivas, Başakşehir ve diğerleri. Şimdi ben merak ediyorum, bakmadım da, Türkiye'deki Süper Lig'deki yaş ortalamasıyla acaba İngiltere'deki, Almanya'daki ligin yaş ortalaması kaç? Bir, iki. Konyaspor bir top oynadı. Hem de Başakşehir'e karşı oynadı yani, başka bir takıma değil. Dört tane de oynattı, iyi de pozisyonlara kalandılar, daha da fazla yakalandılar. Yani üçü bulsalar havlu olurdu maç ya, havlu atardı Başakşehir. Peki Başakşehir'in maliyeti, Trabzon'un maliyeti, işte Galatasaray'ın, Fener'in şeyi, maliyetine baktığın zaman oynanan futbolda arada fark yok hoca. Yani Ankara Gücü çıkıyor, çatır çatır oynuyor, yeniyor, yeniliyor. Denizli çıktı. İşte Konya çıktı, havlu attırdı Başakşehir gibi takıma. Maliyetlerine baktığın zaman hocam arada büyük fark var. Senin dediğin nokta şundan oluyor. Herkese yanlış değerlendirme yaptırıyorlar. İşte yerli futbolcu artsın. Ya yerli futbolcu artsın. Tamam da olay yerli yabancı futbolcuda değil. Olay genç kalitesiz oyuncular. Yaşlı kalitesiz oyuncular. Adam 34'ten sonra, 33'ten sonra Türkiye'ye geliyor. Bu ligi kaldıramaz abi çok fazla. Yani sen ondan bekleme İngiliz ligindeki topu, Alman ligindeki topu. Adam sana onu vermez zaten. Hocam 20 yaşındaki bir adam sakatlandığı zaman 10 günde iyi olur. Ağır sakatlık, biz sakatlanalım 2,5 ayda iyi oluruz. E sahada da ona göre hareket edersin genç adamla. Hocam arabanın genci, topçunun genci. Hani daha bir açık şeyler de sayabilirim de saymayayım. Basın ahlak yasasına aykırı. Her şeyin genci makbul bu işte. Genç. Genç alacaksın, kabiliyetli alacaksın. Büyükler yaşlıyı büyük paraya alıyor, bize satıyorlar. O gazeteci var ya senin arkadaşların, işte yağlayıp pullayıp bize satıyorlar. Oo geldi. Belanda Galatasaray'a geldi. Allah aşkına kaç maç oynadı? Belanda. Kaç para verdiniz Belanda'ya, Galatasaraylılar? Şimdi Belanda'nın yerine ben başka oyuncuya... veririm. Hiç olmazsa derim. Lan bu adama bu kadar verdim. Fazlasını alıyorum. Ömer Bayram Galatasaray'ın topçusu mu? Değil. Ama banka 11'de oynuyor. Belanda'dan fazla mücadele ediyor. Belanda'dan fazla ayağını kafaya sokuyor. Bana 11 tane öyle oyuncu olursa ben keyif alırım abi. Ama ben parmağımın ucuyla oynayacağım. Bir de işte aman oldular buldular. Galatasaray aldı santrforu o paralara. Yazık, günah. Düşün, Galatasaray'ın iki futbolcuya verdiği paraya bak ya. Jack Degen, ki Jack Degen'e şampiyonlukta biraz payı var. Penaltıydı, penaltıydı filan attı. Bu alınanın hiç yok Falcao'nun. E bunları Türkiye'de insanlara affedersin geçiriyorlar abi, kulüplere, yöneticiler. Sonra da kaçıp gidiyorlar, bırakıp ortada gidiyorlar. Hıncalayacağım. Ve aldatıyorlar yabancı. Ya yabancı olayı sorun değil ya. Olay yabancı değil. Sen 8 yabancıyı getirdin. Ya daha sezon oynanıyor, önümüzdeki sezon yapacaksın. Bu öyle olmaz abi. En az bir sezon geçecek. Nihat Özdemir demiş ki bu konuda, benim muhatabım kulüpler, antrenörler geçici, bu adımdan geri dönüş yok. Biraz sanıyorum Fatih Terim'in Süper Lig'deki teknik adamlarla falan görüştü ya. Şenol Güneş de yabancı sayısının azaltılmasından yana olduğunu söyledi. Hocam. Bir dakika, kulüpler mi? Nihat Özdemir ne iş yapıyor? Benim arkadaşım. Federasyon başkanı. Özel işinde ne yapıyor? İş adamı. İş yani. Adamı. İş adamı kimlerle konuşur? Aşağıda çalıştırdığı adamlarla. Ben ustaları hiç sallamam. Ben orada genel müdüre bakarım de, genel müdürü dinle devamlı. Senin anan ağlar vallahi. Seni iflas ettirirler. Sen her kademeyle konuşacaksın abi. Antrenörlerle de konuşacaksın. Yöneticilerle de konuşacaksın.
ben Nihat Özdemir'in kafasında değilim. Antrenörler geçici değil abi. Yöneticiler geçici. Nihat Özdemir geçici. Yönetici gidiyor. Yönetici demiyor. Kulüp diyor. Kulüp, yani tamam. Kurumsal kimlik diyor. Hangi yönetici abi? Sen hangi yöneticinin kaç sene kaldığını gördün bir kulüpte? Bu sene varlar, seneye yoklar. Antrenör bu kayığın içinde. Hakem bu kayığın içinde. Futbolcu bu kayığın içinde. Gazeteci bu kayığın içinde. Hepsi kendi şaplarına göre eğitim alıyorlar bunları. Yöneticiler eğitim alıyorlar mı ya? Türkiye'deki yöneticileri, şu 18 kulübün yöneticilerini imtihana sokayım. Oyun kurallarından imtihana sokayım. 10 tane de palamut gibi soru sorayım. 10 tane. Eğer 5'ine cevap verirlerse ben bu işi bırakırım. 5'ine. Bak yarısına diyorum. Ama maçtan sonra öyle konuşuyorlar ki abi senden benden hepsi iyi biliyorlar hoca. Kimsiniz ya? Futbol Federasyonu'nda toptan anlayan kaç kişi var? Top oynamış. Hamit Selim Soydan var, Hamit var. Selim Soydan başka? Var, Selim abi var. Hamit başka? Onlara ne kadar soruluyor acaba? Onu da merak ediyorum. Esas onların fikrini almak lazım. Antrenörlerin fikrini almak lazım tabii ya. Futbolcunun fikrini almak lazım. Hiçbirinin fikrini almayacaksın hocam. Ortada fikrini alınmayacağı kadar açık bir durum var. Türkiye bir takım menajerler ve onların aleti, söylüyorum açık, bir takım başkanlar ve teknik direktörler tarafından sömürülmektedir. Dünya futbolunun ucuzları, paşavraları ve sakatları Türkiye'ye sokuşturulmaktadır. Sen kulübe onu alma, onu alma, onu alma, onu alma diyemiyorsun. Diyeceğin şey o alınanları kısıtlamak. Ne kadar kısıtlarsan o kulüp de o kadar iyisini almak durumunda kalır. Bu da başka bir bakış açısı. Tabii. Bazı hayır. Menajerleri ipten alanlar kimler hoca? Menajerleri ipten alanlar disiplin başkanı ile takip başkanı avukatlar. Mücadele şimdi, ediyorlar. İki. Menajerlere. İki. Ucuz futbolcu getiriyorlar. Menajerler Türkiye'ye. Bugün 100 bin, 150 bin, 200 bin avroya alabileceğin yabancı var. 5. sınıf Afrikalı, 10. sınıf Güney Amerikalı. Ellerinde bir şey, kaset. Benim de kasetimi yapsalar, uf be Hıncal'a bak ne şotarmış, ne orta yaparmış diye. Olur ömür boyunca 3-4 tane kasetim öyle. Ve bunlar alevera dalevera sokuşturuluyor. Bunun amacı ne? Hatırlarsınız bazı belediyeler tanzim satışları yaparlardı. Anadolu'dan mal getiren kapsamallar piyasayı yükseltmesinler diye belediye tanzim satışı yapardı ki belediyenin domatesi ucuz 3 lirayken kapsamalları da 15 liraya satamazsın. Bu bir nevi tanzim satışı yabancıya alabildiğine izin vermek. Çünkü 150 bin euroya adam bulabiliyorsun. Oysa kısıtlarsan yabancıyı, diyelim ki 6 yabancı da kısıtlıyor. Atıyorum. 5 tane Türk oynatmak zorundasın. Bu ne demek? Bir Türk oyuncu pazarı olacak mecburi. Türkiye'deki 200 tane profesyonel takımda 5'er tane Türk adam oynayacak. Şimdi Türk pazarı yok. Galatasaray gibi bir takımda 14 tane yabancı var. Değişildi de yabancı. 14 yabancıyla sahaya çıktı, oynadı, gitti yıllarca Fatih Terim. O 100-150 binlik adam gelsin Türkiye'ye, hayır oynasın. Hocam, ben başka bir şey söylüyorum. Hayır sana. Hocam, ben bitirmedim lafımı da. Ha peki, ben bitirmedim lafımı. Şimdi bu kısıtlamayı yapmaz ve Türk pazarını oluşturamazsan, Türkiye'deki altyapıları çökertirsin. Çünkü kimse altyapı riskli. Dünya kadar masraf yapacaksın. Dünya kadar para harcayacaksın, tesis yapacaksın. 8 yaşından 21 yaşına kadar yaş gruplarında antrenörler, hocalar bulacaksın.
bunların